Evet, limonlu çatlak kurabiye yapacağız. Bunun için 1 kupa çay bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 adet limon suyunu ve kabuğunu kullanacağız. Un, kabartma tozu, vanilya. Şimdi hep birlikte hazırlama aşamasına geçelim. Limonlu çatlak kurabiyeyi, yumurta ve şekeri kabımın içine döküyorum. Burada limonun kabuğunun rendesi var. Rendenin ufak yeriyle rendeledim. Şöyle içine birazcık su ilave ettim ki hem aroması çıksın hem de rengi çıksın kabuğunun. Biraz da şeker ilave ediyorum. Bakın ovuşturuyorak içine ilave ediyoruz. Kurabiye hamurunu hazırlama aşamasına geçiyoruz. 3 yemek kaşığı limon suyuna ihtiyacımız var. Yarım limonun suyu yeterli oluyor arkadaşlar. Koyduğumuz malzemeleri şöyle çırpıcımız ile iyice çırpıyoruz. Şeker eriyene kadar bu işlemi uyguluyoruz. Üzerine 1 paket vanilya ilave ediyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Sıra geldi un ilavesine dökmeye. 1 su bardağı un döküyorum. Üzerine 1 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Şöyle kaşık ile birbirine karıştıralım. Un ve kabartma tozunu iyice çırpalım. İlk aşamada kaşık ile çırpıyorum. Daha sonra elim ile yoğuracağım arkadaşlar. Evet, 1 su bardağı un dökmüştük. 2. su bardağı unu da döküyoruz. Toplamda 3 su bardağı un dökeceğiz. Eğer yetmeyebilir, 1 kaşık eksik, 1 kaşık fazla olabilir. Ele yapışmaz bir hamur olana kadar bu şekilde yoğuruyoruz. Limonlu çatlak kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. İnanın çok lezzetli, çok hafif, ferah bir kurabiye oluyor. Tam bir yaz kurabiyesi. Çok seveceksiniz arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Birebir ölçülü olarak hazırlıyorum. Yanılma, şaşma olmaz asla. Evet, bu şekilde yoğurduğumuz kurabiye hamurunu bir tabak içine pudra şekeri döktüm. Şöyle cevize yakın parçalar koparıyorum. Her yerine girecek şekilde pudra şekerin içinde yuvarlıyorum ve yağlanmış fırın tepsisine koyuyorum. Tüm hamuru bu şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Tamamen pudra şekeriyle kaplıyoruz her yerini. Fırında çatladığı zaman üzerinde çok güzel oluyor pudra şekeri. Tamamını bu şekilde hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi fırın tepsimi hazırladım. 180 derece fırında 10-15 dakika arası pişireceğiz. Çok kızartmayacağız arkadaşlar. Pembemsi bir şey olduğu zaman çok hafif alacağız fırından. Bakın kurabiyelerimiz fırından çıktı. Çatladılar ve çok da güzel oldu. Tam istediğimiz gibi. Bir tanesini şöyle kıralım. Bakın içinde göstereyim sizlere. Bu şekilde sizler de evinizde limonlu çatlak kurabiye hazırlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha nice tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.